Süper Lig kulüpleri bitmek bilmeyen transfer harcamalarıyla batıyor. Yaz transfer döneminde takımlarımız birer birer yıldız oyuncuları indirirken keyfini sürdük. Şimdi ise sıra bu harcamaların karşılıklarını verip vermediğini anlamakta. Süper Lig kulüplerinin harcadıkları paraya göre ligdeki performanslarını altyapıya verdikleri önemi kısacası yönetimsel başarılarını değerlendireceğiz. Başlamadan siz de aşağıda tuttuğunuz takımı ve tuttuğunuz takımı yönetiminin performansını nasıl bulduğunuzu nedenleriyle birlikte yazarsanız sevinirim. Bakalım rakamlar ne söyleyecek. Bildiğiniz gibi özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe daha çok bonservisli oyunculara giderken Trabzonsporla Beşiktaş daha az bonservisli oyunculara gidip kiralama ile ve serbest oyunculara giderek kadro ortalamasının üzerinde maaşlar vererek kadroya katmıştı. Tabii ki Galatasaray ve Fenerbahçe de yeni yıldızları getirirken maaş baremini biraz yükseltti ve geçtiğimiz yıllara göre 4 büyük takımın tahmini maaş değişimleri ekrandaki gibi oldu. Burada tahmini diyorum çünkü Capology sitesinden aldım bu rakamları. Vergilerin de dahil edildiği tahmini verilere göre bir sıralama çıkarabilir onlarda. Çünkü biliyorsunuz ki halka açık bilgiler değil oyuncuların maaşı. Yani bazen duyuruluyor bazen duyurulmuyor ve bonusları falan bilmiyoruz. O yüzden bu rakamlar fazla tahmini olduğu için daha çok analizlerimizi bonservisler üzerinden yapacağız. Bunun için de Four Nations firmasından destek aldım. Four Nations futbol kulüplerine ve çeşitli futbol kuruluşlarına birçok alanlı stratejik planlama ve analiz danışmanlığı veren bir şirket. Master yaptığım dönemde bize verdikleri seminer üzerinden tanışmıştık ve Türkiye pazarını ilgi çekici buluyorlar. O yüzden birlikte bir çalışma neden hazırlamayalım dedim ben de. Onların transfer mark verilerini ve kendi formüllerini kullanarak hazırladığı birkaç metrikle en iyi futbol yönetimlerini bulmaya çalışacağız. 12. hafta sonunda oluşan puan durumu ekrandaki gibiyken takımların piyasa değerine göre sıralaması bu şekilde. Galatasaray ve Fenerbahçe piyasa değerlerine göre olması gerektiği gibi zirvede farklı yer alırken piyasa değeri puan durumu arasındaki korelasyon %78 yani oldukça oranlı gitmesi gerekiyor anlamına geliyor bu. Kasımpaşa, Hatay Spor, Kayseri Spor ve Sivas Spor oldukça üstünde olsa da geçmiş sezonlara bakarsak sezon başında bekleyenin üstünde performans gösteren takımlar bunu sürdüremiyor ve sezon sonuna doğru daha böyle market değerine yakın bir e puan durumu çıkıyor. Bu arada Adana Demirspor'da tepedeki çok büyük bütçelere rağmen harika bir iş çıkarıyor. Çünkü 4 büyük kulüp bu tempoda puan toplamaya devam ederse ortalama puan başına 693 bin euro harcamış olacak. Bu da ortalama bir kulübün 7.8 katına denk geliyor. da burada 4 büyükler harici kalan takımların yarısı bir harcama yaparak muazzam bir başarı gösteriyor. Tabii ki burada bir not düşmem gerek. Adana Demirspor bütün bonservis bedellerini açıklamıyor. Bu da harcamaları biraz düşük gösteriyor olabilir ama yine bile harika bir iş yapıyorlar. Kötülere bakacak olursak Başakşehir ve Samsun Spor olması gereken sırasıyla 13 ve 12 sıra aşağıda kalarak rezalet bir performans gösteriyorlar. Ayrıca son 3 yıldaki transfer dengelerine de baktık. Kulüplerimiz her sezon ortalama 1.8 milyon euro kaybediyor. Bunun en büyük sebebi de 4 büyüklerin yüksek negatif transfer dengesi. Özetle çoğu kulübümüz transferleri piyasa değerinin altında çözüyor. Ama benim gördüğüm bu transferlerin genelde biraz sönmüş, maaşı yüksek, beda hava yıldız oyuncular olması değerlerini de zamanla düşürüyor ve bir daha satılamaz hale geldikleri için kulüplere zarar yazıyor. Gelir anlamında Süper Lig'deki artış da bir hayli kısıtlıyken maaş bütçesindeki bu artış biraz aslında alarm veriyor. Ama şartlarda bu harcamalarla birlikte kulüplerin batması gerekirken çeşitli vergi anlaşmaları devlet ve sponsor destekleriyle özellikle dört büyükler suyun üzerinde kalıyor. Bu yüzden de diğer kulüplerin büyük kulüplerle başa çıkması her geçen gün zorlaşıyor. Belki gelecek yayın ihalesinde birazcık daha dengeli bir yayın dağılımı olabilir. Bu şekilde ligimiz daha organik bir şekilde büyür. Yayın konusunu ayrı bir zamanda detaylı olarak anlatacağım ama şimdiden buraya kadar geldiyseniz bir beğeni butonunuzu alırım arkadaşlar. Biraz da geleceğe ışık tutmaya çalışalım. Valla bu verilerle destek olan Nuno'dan ayrıca bir de gençlere yatırım konusunda değerlendirmesini istedim. Bu sayede geleceğe belki daha umutlu bakabilir miyiz? Bunu da görürüz diye düşündüm. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi ligimizin yaş ortalaması oldukça yüksek çıktı. Lig ortalaması 26.7 iken rakibimiz diyebileceğimiz diğer Avrupa liglerinin bayağı gerisinde kaldık. Bu da kısa dönemde başarı hedeflerinin daha önemli olduğunu gösteriyor Türkiye'de. Bir tarafta Sivas Spor ve Pendik Spor en yaşlı kadrolarla öne çıkarken en gençlerde Hatay Spor ve Rize Spor olarak gözüküyor. Büyüklere baktığımızda daha dengeli kadrolar var. Trabzonspor ve Galatasaray yaklaşık 25 yaş ortalaması civarında daha geleceğe yatırım yapıyor gibi gözükürken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demir Spor yakın zamanda yenilemelere gitmek zorunda gözüküyor. Oyuncular yaşlandıkça belli bir noktadan sonra sadece geri gitmeye başlıyor biliyorsunuz. Forma süreleri azalıyor ve gitgide değerleri düşüyor. O yüzden genç oyuncularla biraz daha kadrolar gerekecek. O yüzden biraz da altyapı oyuncularını kıyaslamaya çalıştık. Burada geçen sezonu baz aldık çünkü genellikle takımlar genç oyuncuların sezon sonuna doğru daha hedefsiz kaldığı dönemlerde oynatıyorlar. Trabzonspor, Beşiktaş, Kayseri Spor ve Rize Spor bu alanda geçen sezon öne çıkarken Adana Demirspor ve Pendik Spor eldeki yabancı kuralına rağmen hiç altyapı oyuncusu kullanmadı. Tabii ki burada Pendik Spor ve Rize Spor'un geçen yıl birincilikte olduğunu da söylemem gerekiyor. Ancak ikisi arasında bu kadar dramatik bir fark olması hele orada yabancı sınırı 5 bana oldukça ilginç geldi. Belli ki Pendik Spor'un bir altyapı sistemi bile yok. Tabii ki burada kadrodaki altyapı oyuncu sayısından çok ne kadar etkili oldukları da önemli. Bu konuda ise Antalya Spor'un altyapı oyuncuları %18.6 ile toplam kadro değerinin büyük bir kısmını kaplıyor. Dünyemin Gökdeniz Doğukan gibi isimlerin son dönemde yaptığı çıkış onları bu anlamda başarılı kıldı. Ayrıca geçen yıl Fenerbahçe'de Arda Güler'in varlığı sadece iki altyapı oyuncusu olmasına rağmen büyük bir etki yapmış ve tek başına bu yüzdesini yukarı çıkarmıştı. Genelde ise Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu oranları kadro içi rekabet nedeniyle oldukça düşük görüyoruz. Peki bu kadar istatistiğin yanında siz değerli akıl oyunu izleyicileri kulüpleriniz hakkında yönetimleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir anket yaptım. Yine açıklama kısmında anketi bulabilirsiniz. Hem genel olarak yönetimlere bakışınızı hem de desteklediğiniz kulübün yönetimleri hakkında görüşlerinizi aldım. Yaklaşık 300 arkadaşımız oy vermiş hepinize teşekkür ederim. Genel olarak altyapılara ve kulübün ekonomik durumunu iyi bir derecede önemsiyoruz. Altyapı için şaşırmadım ama ekonomik konusunda şaşırdım. Çünkü yazın ben yayınlarda çok fazla para harcanıyor, harcamalar vesaire dediğim zaman transferlerle ilgili fazlasıyla tepkiyle karşılaşıyordum. Çünkü gelen yıldızlardan o anda herkes çok memnundu. Yine vergi kolaylığı, devlet yardımı gibi durumlara genel olarak karşı çıkmışsınız. Bunu güzel bulurum ama keşke bu konuda sesimiz daha çok çıksa ve kulüpler böyle çeşitli kayırmalarla değil de daha organik bir şekilde zorunda oldukları için de denetlendikleri için kendi kendilerine ekonomilerini düzeltse. Kulüpler özelinde ise ne düşünüyorsunuz? Tek tek yönetimlerini değerlendirmelerinize bakacağız şimdi. 4 büyükler arasında sonuncu belli gibi ama diğer kulüplere değinmeyeceğim. Çünkü ankette sadece 3 Ankara güçlü, 2 Kayserili, 1 Başakşehirli, 1 Adana Demirsporlu ve 1 Antalyalı arkadaşımız katılmış. Örneklem kümesi zayıf olduğu için onlara değinmeyeceğim. 4 büyüklerde ise katılım miktarları ekranda gördüğünüz gibi. Beşiktaş taraftarı mevcut yönetime rezalet buluyor. Bu yüzden de seçim zaten kapıda. Yapılan transferlere göre takımın başarısız Bulmuşlar ki zaten transfer politikası da beğenilmemişti. Bizim tablomuzda da benzer bir sonuç çıkmış. Çünkü sayılara bakarsak da Beşiktaş harcamalara göre puan anlamında başarısız gözüküyordu. Trabzon ise altyapı konusunda en duyarlı ekip olarak gözüküyor ki zaten bu konuda başarılılar. Şehir evlatlarının oynamasını çok istiyor ancak önce seviyorlar sonra dövüyorlar. Yönetimi de fena bulmuyorlar. Nispeten yeni bir yönetimi olması burada etkili gözüküyor. Harcamalara göre performansla ortalama düzeyde görülmüş ki sıralamada bunu gösteriyordu. Transfer politikası da yine iyi bulunmuş gibi özellikle transfer transferin son gününde gelen biraz daha yıldız isimler etkili oldu burada bence. Fenerbahçe ise yönetimi ortalama buluyor. Bunun en büyük nedeninin geçmiş yıllar olduğunu düşünüyorum. Çünkü performans anlamında bu sene yapılan harcamalara göre en başarılı bulunan takım olmuş dört büyükler arasında. Zaten tabloda da Averaj'da zirvede yer alıyorlar ve Galatasaray'dan daha az harcamayla Galatasaray'a geçmeyi başardılar. Bu yüzden transfer politikası da taraftar tarafından en beğenilmiş ekip. Galatasaray'da ise yönetime büyük bir teveccüh var. Bu anlamda en beğenilen takım. Ancak gelen transferlere rağmen performansı biraz düşük ortalama bulmuş taraftar. Transfer politikasını iyi bulmuşlar ama Fenerbahçe kadar iyi olmamış. Burada isim olarak çok önemli yıldızların gelip tam olarak istenen performansı henüz verememiş olması etkili olmuş gibi gözüküyor. Genel olarak baktığımda Beşiktaş hariç taraftarlar yönetimlerinden çok memnuniyetsiz durmuyorlar. Ancak ekonomik olarak sürdürülebilir bir durum olmadığı da aşikar. O yüzden umarım Fornations gibi şirketlere de danışarak kulüpler daha doğru planlamalarla geleceğe daha umutlu bakarlar. Ben de elimden geldiğince kulüpler için ekonomik doğruları söylemeye devam edeceğim. Çünkü burada da anlattığım gibi süperlik batıyor arkadaşlar. Her geçen gün değer kaybeden bir ligimiz var. Umuyorum mantıklı adımlarla birlikte kulüplerimiz toparlayacak.